Şöyle bir araçla binebilir miyiz? İsim neydi? Katkı. Mühendis takları değil. Sonra bir çözüm devlet takları. Bazı var. Temel takları durumunda. Ağaç içerisinde neler yaşar? Bir de ekleşir. Burada bugün bir etkinlik yapıyoruz. Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcularımızı burada simülasyon aracına davet ederek uygulamalı olarak emniyet kemerinin önemini kendileri görerek, yaşayarak idrak ediyorlar. Ve indiklerinde de emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anlamış oluyorlar. Yani bizim halkımızdan isteğimiz emniyet kemerlerini takması. Yoksa her şey ceza değil tabii ki. Amacımız ceza da değil zaten. Burada göstererek, yaşayarak halkımızın bazı şeyleri öğrenmesini istiyoruz. Bu emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu öğrenmesini istiyoruz. Burada emniyet kemerinin ölümlü kazalarda %45 oranında önleyiciliği var. Ayrıca yaralamalı kazalarda da %60, yaradan fazla önleyiciliği var. Yolcularımızdan kemerlerini takmalarını özellikle istirham ediyoruz. Araç biraz yavaş döndü evet, ama ya kaza anında daha hızlı, daha şiddetli oluyor. Camlar, parçalar falan şey oluyor. Aslında çok bir iyi deneyim. İyi öğreniyoruz yani. Bayağı öğretici. Kaza anında ne yapmanızı öğrettiğini öğretiyor. Simülasyon aracı gerçekten çok faydalıydı. Emniyet kemerinin önemini daha iyi anladım. Bundan sonra emniyet kemerimi her zaman takacağım. Simülasyon aracında kemer uygulanı alalım mı? Kemerde binsen bile 20 km hızla gittiğin zaman başına ne geliyor? Farkındaysan biraz önce bir tane bir vatandaş idi, bir bayan. Ve ili ayağı titriyordu. Dedi bundan sonra ne olur? Ölür mü? Peki şey görüyoruz o kendi diyor ki ya. Gelin gençler, buraya gelin bakalım.